Nasıl da Hızır gibi yetiştin Demirci'm. Ama ben biliyordum geleceğini. Bu akşam hepimizi kurtardın. Leyla Hanım, Firuze Hanım. Oturun lütfen. Biraz konuşalım. Tabii. Ev meselesini çözmenin neden bu kadar acil olduğunu gördünüz. Bu sabah Selin'in ailesine yalan söylediniz. Ben de bu yalana uymak zorunda kaldım. Başımıza bir akşam yemeği çıkardınız. Yalanlarımız katlandı. Ve o yalanlar yüzünden de çok şükür işitmediğimiz laf kalmadı. Selin'in ailesi iyi insanlar. Üzülmelerini istemem. Lütfen başka emrivakiler yapmayın ki bu yalanlar daha fazla büyümesin. Değil mi? Yok. Yapmayız. Firuze Hanım. İyi, tamam. Güzel. Anlaştığımıza sevindim. İyi akşamlar. Nereye? Otele. Olmaz. İçeride yer hazırladık sana. Bu gece bizim misafirimizsin. Seni şuradan şuraya bırakmam. Tabii. Çok teşekkürler ama hiç gerek yok. Ben odamı ayırttım bile. Ay vallahi içiniz rahat etmez oğlu. Bizim yüzümüzden evinden oldun. Biz seni otel köşelerine mi bırakacağız? Selin'in ailesi gidene kadar kal burada ha? Çok sağ olun ama kalamam. Ay, ay, ay. Ay Firuze. Güzel Hanım iyi misiniz? Ay şekerim çıktı herhalde. Ay üzücüden tabii. Ay benim de galiba tansiyonum düştü. Hep üzüntüden, hep üzüntüden. Ay ölürsek kimse bizim cesedimizi bulamayacak burada. Kokarsak bulurlar ancak Firuze. Tamam. Tamam. Ama sadece bu gece kalırım. Hepsi bu. O kadar. Ay, gel sana odanı gösterelim. Yalının en güzel odasını sana hazırladık. Ay bayılacaksın Gönülce, bayılacaksın. Babacığım, pijamaları ne de yakışmış maşallah. Babamın değil o eski kocamın. Ne? Şevket'in damatlık pijamalarını mı giydirdin çocuğa? Ayol bir kere bile giymedi. Geri gelecek hali yok ya. Bu pek iyi bir fikir değildi galiba. Ben bunu çıkarayım. Yok oğlum sen bakma ona. 30 sene önceki meseleden bahsediyor. Şevket beni tercih et diye çekemiyor tabii. Başlama yine misafirin yanında. Ay tamam tamam. Bak oğlum eğer oda sıcak olursa pencereleri aç. Püfür püfür yat. Ya sakın açma. Boğaz esintisi çarpar adama. Ayol üzerine pikeyi çekersin. Hiçbir şeycik olmaz. Üşürsen dolapta bahtaniye var çünkü. Ha bak eğer yastıklar yeterli olmazsa içeride başkaları da var. Tamam. Ay 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 sen bu yatağa sığacak mısın evladım? Boy poz enda maşallah yani. Hanımlar. Ben halledeceğim hepsini. Siz hiç merak etmeyin. Tamam. Yatağa da sığacağım. Yastıklar da yeterli. Hava da gayet güzel. Hadi iyi geceler. Hadi. Kahvaltıyı kaçta istersin? 8 olur mu? Yapmam ben kahvaltı. Çok erken çıkacağım zaten. Hadi. Olur mu öyle şey canım? Olur olur olur. Çok güzel olur. Hadi. Hadi iyi geceler. Allah rahatlık versin. Sağ olun size de. Hadi bakalım. Hadi iyi geceler. Hadi. Mis gibi naftalin. Yeah.
gücümde sığımda solumda ah her yerde sen. Evimde odamda ne işin var ama bıktım artık senden. Bir de artık keşke durup durup aklıma gelmesen. Anlatsam anlamazsın mevzu büyük kalbinden. Barara bir bir barara bir bir barara. Gerçekten bizim yeğenimiz olsa. Ya ben de Reyhan Hanım'ın torunlardan bahsederken böyle içim gitti zaten. Önce biz bir bunları birbirine aşık edelim. Torunlar sonraki iş. Ne yapayım? Ne yapıyorsun Firuze? Selin'i görsün diye. Ne malum onu göreceği. Evleneceği kişiyi görür derler. O iş bende. Hadi fıslat ortaya Selin'in kokusunu. Selin'in saçları ipek gibi. Selin'in teni mermer gibi. Yıldırım Bey, ne oldu? Bir sorun mu var? Demir Bey, sizinle hemen konuşmalıyım. Bahçe peyzajıyla ilgiliyse ekip çalışıyor. Sabah yapacağız sunumu. Konu hala ara. Sizi bekliyorum hemen. Tamam. Tamam, geliyorum. Ne yapıyorsunuz acaba burada? Bir şeye ihtiyacın var mı diye bir bakalım dedik. O sırada da telefon çaldı. Yani böyle oldu. Ya işte öyle oldu. Her neyse. İlgilenmiyorum. Çıkmam lazım benim. Hemen mi? Kıyafetlerim. Buraya koymuştum. Ne yaptınız kıyafetlerime? Demir Bey, sunum hazır. Yıldırım Bey geldi mi? Ama bize... Ben geç kaldım galiba. Tamam, söz veriyorum. Hemen hazırlanacağım. Bak, bana 5 dakika ver, tamam mı? Üstüme hemen bir şeyler alıp geliyorum. Selim, Selim. Sessiz ol. Ya sen ne giydin böyle ya? Allah aşkına sus Selin. Zaten 30 saniye önce uyandın. Senin burada ne işin var ya? Hani otelde kalacaktın? Uzun hikaye. Benim acilen kıyafetlerimi almam lazım. Olmaz. Annemle babam o odada uyuyor. Tamam. Sen git. Odaya gir. Kırmızı şeritli valizi aç. İçinden birkaç parça eşya al. Aşağı in. Hadi. Delirdin mi sen? Benim babamın uyku apnesi var. Gecede kaç kere kalkıyor biliyor musun? Valizi karıştırırsam hemen kalkar. Ne diyeceğim ben sonra? Bir de seni burada görürse artık kimse tutamaz. Selin. Bak bugün için yaşayacağım saçmalıkların sınırındayım zaten.
Benim acilen kıyafetlerime ihtiyacım var. Ya sen getirirsin ya ben yukarı çıkıp çat diye ışığı açar alırım. Tamam be. Ters ters konuşma bana. Ben valizi indiririm buraya, sen de seçip içinden alırsın. Hadi. Dur dur dur. Nasıl getireceksin? Omuzun çıkıp duruyor. Nasıl taşıyacaksın onu? Sen kapının eşiğine kadar valizi sürükle. Ben oradan alırım. Hadi. Gece gece neyle uğraşıyoruz ya? Selin geç kaldım zaten. Hadi. Gece.
yaşıyorum ben şu an? Ben bir su alayım ya. Valizi ne yaptın? Yukarı bıraktım. Sen sabah annenlerin odasına geri koyarsın. Gördüler bir kere. Şimdi görmeyince ortalıkta anlarlar. Niye baştan almadın ki yanına? Evden valizle çıksaydım nasıl açıklayacaktım bunu annenlere? Burada yaşadığımı anlamayacaklar mıydı? Doğru söylüyorsun. Hadi ben kaçtım. Demir dur. Ne oldu? Geldiğinde çok acil demiştin. Ne yine bu kadar acil olan? Bilmiyorum. Yıldırım Bey çağırdı. Gidince anlatır herhalde. O mu çağırdı? Hadi Demir git. Git git git. Koş koş. Bir dakika ya. Sen bu halde sunumu yapabilecek misin? Ne varmış halimde? Bak Selin, yapamayacaksan hiç kalkışma. Bana bırak, ben anlatırım. Ha, sen benim açığımı arıyorsun ama bulamayacaksın. Çünkü ben bir profesyonelim. Selin. Kızım, kimle konuşuyorsun gecenin bir vakti? Bir şey söyle. Anneciğim, sunum provası yapıyordum. Uyandırdın mı? Baba kız, uyutmuyorsunuz ki insanı. Yeter bu kadar çalıştın. Hadi yat artık. Tamam anneciğim, geliyorum. İşimde, gücümde, sığımda, solumda, ah her yerde sen. İbimde, odamda ne işin var ama bıktım artık senden. Bir de artık keşke durup durup. Yıldırım Bey. Demir Bey, kusura bakmayın, bu saatte çağırdım. Sorun değil. Elimden geldiğince hızlı geldim. Alara iyi mi? Alara sizden şikayetçi. Öyle mi? Aramızın nasıl olduğunu biliyorsunuz. Yıllar sonra ilk defa beni arıyor ve duyduğum sizinle ilgili nasıl hayal kırıklığına uğradığını. Bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? Teşekkür ederim. Affedersiniz, ben anlayamadım. Kızım yıllar sonra ilk defa bana ihtiyaç duydu. Benimle dertleşmek istedi. Bana baba dedi. Sizin sayenizde. Yıldırım Bey, ben Alara'yı üzecek bir şey yaptıysam eğer çok özür dilerim. Ama projelerde ortak bir noktada buluşmak zaman alır. Çıkan fikirler hoşuna... Konunun proje olmadığını ikimiz de biliyoruz. Öyleyse ortada yanlış anlaşılan bir şeyler var sanırım. Benim kızım hiç büyümeyen bir çocuk gibidir. Bazen o kadar aklı başında davranır ki yetişkin olduğuna inanırsınız. Ama bir dakika sonra 8 yaşında bir kız çocuğuna döner. Onu idare etmek zorunda değilsiniz. Ama bu benim için önemli. Ne yapmamı istiyorsunuz? Sizin varlığınız kızımla ilişkimi onarmam için olanak sağlıyor. Lütfen bu köprüyü yıkmayın. Yıldırım Bey, bazı yakınlıklar kolaylıkla yanlış anlaşılabilir. Bu yanlış anlaşılmalarda kalp kırar. Ben kızınızın kırılmasını istemem.
bu dengelere dikkat edeceğinize inanmasam bunu rica etmezdim sizden. Siz düzgün bir genç adamsınız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.